İlknur Yeumli takip ediyor bugün duruşmanın ikinci gününde. İlknur yine orada. İlknur, nasıl bir gerginlik ya şu anda, neler oldu? İrem, birinci duruşmanın ikinci celsesi görülüyordu. MHP üyesi Serdar Öktem, avukat Serdar Öktem savunma yapıyordu. Savunmasını bitirdi, beraatini talep etti. Daha sonra müşteki avukatları, aralarında Ayşe Ateş'in de avukatları vardı. Serdar Öktem'e soru yöneltmeye başladılar. O soruların başında da Serdar Öktem'in şifresini vermediği telefon sorusu geldi. Şifrenizi hatırlasaydınız, şifrenizi verir miydiniz diye soruldu Serdar Öktem'e ve Serdar Öktem vermezdim dedi. Ancak bu soru üzerine, müşteki avukatlarının bu sorusu üzerine sanık avukatlarından ve Serdar Öktem'in avukatlarından itiraz sesleri yükseldi. Gerginlik bu noktada başladı ve devamında Ayşe Ateş'in avukatlarından biri Serdar Öktem'e Öktem'in sahip olduğu 6 telefonun numarasını saymaya başladı ve bu numaralar sizin mi diye tek tek soruyordu ki avukatlar bu soruya da itiraz edince iki tarafın avukatları tarafından, yani hem müşteki hem de sanık avukatları tarafından arasında atışma başladı ve mahkeme başkanı atışmayın diye bağırdı. Daha sonra avukatın ısrarlı sorusu üzerine de avukatı dışarıya çıkarın diye bağırdı. Çıkarın dediği avukat Ayşe Ateş'in avukatlarından biriydi. Avukatı dışarıya çıkarın demesinin üzerine bütün avukatlar ayağa kalktı. Ayşe Ateş'in avukatları ve müşteki tarafında oturan siyasetçiler de aynı şekilde ayağa kalktılar. Aralarında Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da vardı. O da ayağa kalktı. O da itiraz etti. Tüm avukatların itirazı üzerine mahkeme başkanı avukatın salonda kalmasına, ancak tekrar müdahale ederse, savunmaya müdahale ya da sorulara müdahale ederse dışarıya çıkaracağını söyledi. O sırada avukatlar sıralara vuruyordu. Müşteki tarafını, müşteki avukatını dışarıya çıkaramazsınız diye itiraz ettiler. Mahkeme başkanı da bir daha olursa atarım dedi ve Remzi Çayır atacaksanız atın diye ses yükseltti. Ancak mahkeme başkanı o sözü Remzi Çayır'ın değil de başka bir avukatın söylediğini zannetti. Duruşmayı takip eden bir avukatın söylediğini zannederek o avukatın dışarı çıkarılmasını istedi. Bu defa da müşteki tribünündeki isimler, yanlış anladınız hakim bey, onu söyleyen bir avukat arkadaş değildi dedi. Remzi Çayır da ben söyledim dedi. Remzi Çayır'ın da dışarı çıkarılmasını istedi. Ancak siyasetçi olduğu için kolluk kuvvetleri Remzi Çayır'ın hemen yanına gidip dışarıya çıkarma eyleminde bulunmayınca mahkeme başkanı daha da sinirlendi ve dışarıya çıkarmayan kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlatırım, tutanak tuttururum deyince kolluk görevlileri Remzi Çayır'ı kollarından tutarak salondan dışarıya doğru çıkardı. Avukatların dışarıya çıkarılmamasına karar verildi, ancak tekrar itiraz etmeleri üzerine müşteki avukatlarını da dışarıya çıkaracağını söyledi. Ara verelim dedi bu gerginlik devam ederse. Ancak hala gerginliğin devam ettiğini biliyoruz içeride. Ara verildi mi henüz onu bilmiyorum. Araya gireyim ben. Kadar da duruşmaya kadar, ara verilmiş. 14'e evet. Kadar ara verilmiş. Şimdi Emre paylaştı içeriden. Demek ki gerginlik daha da yükseldi ve bir ara ihtiyacı oldu değil mi? Evet. Peki. Son notlarım var mı başka aktarmak istediğim? Evet öyle ve bu gerginlik yaşandığı sırada da savunmasını yapan isim MHP üyesi olduğunu söyleyen tutuklu avukat Serdar Öktem'di diyelim. Biz de duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İlknur Yeumli paylaştı. Altan Sancar, sizinle devam etmek isterim. Son notlar böyle İlknur'dan ve bu görüntülerde canlı olarak geliyor değil mi arkadaşlar? Biraz önceki görüntüler canlı olarak geliyordu ekranlarımıza. Mahkeme başkanının nasıl bir sorumluluğu var bu noktada? 14'e kadar da ara verildi duruşmaya. Ya tabii ki Türkiye genelini ilgilendiren, Türkiye'deki siyaseti de doğrudan ilgilendiren bir duruşma. Mahkeme başkanının üzerindeki baskıyı da tahmin edebiliyorum. O atmosferi koruma durumunu da tahmin edebiliyorum ama adalet arayan insanlar var. Doğrudan doğruya siyasetin müdahil olduğunu çok açık bir şekilde gördüğümüz bir soruşturma ve yargılama, en azından mahkeme kısmını dışarıda tutacak olursak iddianame düzenlenme kısmı var. Sanıklar gönül rahatlığıyla savcıları tehdit edebiliyorlar. Bunun görüntülerini gördük. Basın mensuplarını tehdit edebiliyorlar. Müthiş bir aymazlık söz konusu. Bir umutsuzluk da oluşuyor zaman zaman. İster istemez bir umutsuzluk oluşmasına insanları geriyor. Adalet yerini bulacak mı umutsuzluğu oluşuyor ister istemez. Bu da bir gerilim ne yazık ki yaratıyor.
Tüm mesele zaten adalet meselesi. Yani bu adaletin arayışı, Ayşe Ateş'in ya da orada bulunan herhangi bir kişinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğiyle en azından herhangi bir derdinin olmadığını, olmayacağını herkes bilir. Evet. Ama 1980'de bile olmamış, 1980'lerde bile olmamış bir cinayetle karşı karşıyayız. Evet.